Bugün bahçede bir Edirne usulü ciğer tava yapmaya karar verdik. Bahçemizde yerimizi hazırladık. Birazdan başlayacağız. Yağımızı önceden ısıtalım ki doğradıktan sonra hemen kızartalım. Yağımızı da koyalım. Ciğerimiz, zarı alınmış ciğerimiz. Şimdi doğramaya başlayacağız bunu. Diğer malzemelerimiz. Ciğerin özelliği ince ince kesmek, bunu yaprak şeklinde. Bakalım becerebilecek miyiz? Bunu doğramak bayağı zormuş ya. Çok zahmetli bir işmiş. Bu arada bu biberlerimizi de koyacağız servis yaparken. Bunlar da bizim yukarıdaki seramızdan. Yarım saatlik uğraşımızın sonuna gelmek üzereyiz. Şimdi bunu bitirdikten sonra bunu bir yıkayacağız. Ondan sonra unlayacağız. Şimdi ciğeri yıkadık. Suyunu süzdük. Şimdi bunu tuzlayacağız. Çayımızı da demleyelim. Normalde buna 2 su bardağı un koymamız gerekiyor ama böyle öz kararı. 7-8 kaşık. Güzel bu kadar. Şimdi bunu iyice karıştıralım. Kumsuz bir yeri kalmaması gerekiyor. Kaşıkla yapıyoruz ama
telle yapsak daha sağlıklı sanki. Çünkü unsuz hiçbir yerinin kalmaması gerekiyor. Hatta bu un yetmedi bile buna. Biraz daha katacağız. Elimi sokacağım. Diyeceğim. Elimizi yıkadık zaten. Kapattın mı? Diğeri unlamayı bitirdik ama ilk başta hata yapmışız. Suyunu tam süzmeden yaptık. Biraz zorladı bizi. Tek tek hepsini unladık şimdi. Evet, pişirmeye başlıyoruz. Kediler de ciğerin kokusunu almaya başladı herhalde. Evet. Tam kıvamında olmasa da güzel oldu inşallah. Hava kalsın gelsin. Afiyetle yiyebiliriz artık. Ciğerin üstüne çay keyfini de yapalım.